Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Kuşlarımıza alışveriş yaptım. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Arkadaşlar bu mamamızı merak eden arkadaşlarımız var. Sürekli soruyorlar yorumlardan. Arkadaşlar şöyle yakından çekeyim isterseniz. Dondurup yani videoyu durdurup bakabilirsiniz. İsmini alabilirsiniz. Wonder Special Food arkadaşlar. Bu Bird Food diye geçiyor. Yani esas markası Wonder arkadaşlar. Ya benim şöyle söyleyeyim size. Şu ana kadar yani 20 küsur yıldır ben bu işi yapıyorum. 20 küsur yıldır kuş besliyorum. Şu ana kadar kullandığım en mükemmel mama ve ikinci paketi aldım arkadaşlar. Gayet memnunum. Bu seferki farkı içinde kızıştırıcı yağ var arkadaşlar. Kuşlarımızı kızıştırmak için kullanacağım ben onu. Tabi yavru yumurtalı kuşlara vermiyoruz. Arkadaşlar onun haricinde Queen dallarısını aldım. Açık bulamadım. Yakın mesafedeki yerden alışveriş yapabildim ancak. Bu yavrulara iki tane daha rahat içebilecekleri geniş ağızlıklı suluk aldım arkadaşlar. Bunları yere şu salma kafesin tabanına arkadaşlar tellere takacağız iki ayrı yere şöyle kenarlara. Yavrular tüneklere daha çıkamayacağı için, tüneklerde bulamayacağı için suyu tabandaki suluklardan bu şekilde daha rahat bulup içme şansı olacak arkadaşlar. Onun haricinde yulaf tohumu aldım. Bu kabuksuz yulaf arkadaşlar. Kabuğu soyulmuş. O da şurada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar orada tüydeki kuşlarım var. Onlara böyle günlük şeker kaşığıyla bir şeker kaşığı kuş başına veya işte takım başına arkadaşlar. Belki bir kuşa bir şeker kaşığı fazla gelebilir günlük. Fazla verirseniz arkadaşlar yulaf tohumu yağlandırır kuşlarınızı. Bilginiz olsun. Dalları arkadaşlar tüm hastalıklarda kullanabilirsiniz. Yani kuşunuz hasta olduğu durumda eğer ki yem yemiyorsa, mama yemiyorsa arkadaşlar, halsizse kesinlikle dalları hayır demez. Kabuğu kolay soyulabilir olduğu için de kuş ekstra bir efor sarf etmesine gerek yok. Çok rahat dalları yiyebilir arkadaşlar. Ben hem hasta kuşlarımıza ek gıda olsun, daha rahat beslesinler çünkü protein oranı çok yüksektir doğal darının arkadaşlar. Hem kabuk incedir, çok rahat tüketebilir kuşlarımız. Onun için hem hasta kuşlarımızı aldım hem de arkadaşlar yuvalıktaki kuşlarımızı artık yavaş yavaş yem kırmaya alıştırmam lazım. Onu da arkadaşlar yuvalıklara böyle küçük böyle 5 santimetre kısmını keseceğim dallarını. Zaten bu çubuk şeklindedir. Bilen arkadaşlarımız bilirler. Şu şekilde yakından göstereyim. Evet, şöyle daha rahat görünüyor. İçinde 5 çubuk var arkadaşlar. 5 dal var içinde. Onu da arkadaşlar böyle küçük küçük parçalarını kesip yuvalıktaki kuşlarımızın artık annesi yani dişi kuşun annelerine yem kırmasını öğretmek istiyorum. O yüzden de yani yavrular daha rahat kırabilirler dalları, daha rahat tüketebilirler. Kabuğu ince olduğu için daha rahat kırabilirler. Yani çeneleri çok kuvvetlenmemiş olsa bile dalları yiyemeyeceklerini zannetmiyorum arkadaşlar. Yulaf tohumunu isterseniz küçük bir yem kutusunda verebilirsiniz. Ya da arkadaşlar ben önceki videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Bu yulafı arkadaşlar mama yemeyen kuşları alıştırmak için de kullanabilirsiniz. Yani mama yemeyen kuşun mama kabının üstüne görebileceği şekilde yani 5-10 tane yulaf atıp atarsanız kuşunuz yulafı yemeye geleceği için dikkatini çekip orada mamayı da yiyecektir. Mamaya alıştırma yöntemidir arkadaşlar bakın. Yulaf tohumu. Ben Goldwings'in kapalı pakettekini aldım. Ben açık pakette yulaf tohumu almıyorum. Yulaf tohumu çok çabuk yani nasıl söyleyeyim size bozulabilecek çürüyebilecek yani bir gıda çabuk bozulabilir. O yüzden ben pakette alıyorum. Uzun vadede kullanma adına daha hem kaliteli yani marka olmuş oluyor en azından açık almamış oluyoruz. Bu şekilde Queen'de arkadaşlar dallarısını tercih ettim bu sefer. Kuşlarımıza faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar az önce üretici arkadaştan bakın bu tavsiye eden arkadaşım aynı zamanda üretici arkadaşım. Bu mamanın da satıcısı arkadaşlar. Mamanın içerisine 10 mililitre yaklaşık olarak bir şırınga dolusu kadar kılıştırıcı yağ kattırdım bu sefer buna. Aynı mamamız. Önceki mamamızın aynısı. Fakat içerisinde kılıştırıcı yağ var arkadaşlar. İnanılmaz kuvvetli bir solunum arkadaşlar kılıştırıcısı. Onda çok faydasını göreceğiz. Göreceksiniz siz kuşlardaki farklılığı da. Az çok benim kuşlarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Kuşlardaki farkı da göreceksiniz arkadaşlar. Onun haricinde şimdi bu kadar alışveriş yaptım. Probiyotiği alamadım arkadaşlar. Probiyotik yoktu.
Artı onu yarın temin edeceğiz. Bugünlük de yine sirkeli sarımsaklı suyla idare edeceğim. Diğer kuşumda da rekanina ile idare edeceğim bir gün daha. İlaç kullanımı sonrasında. Rekanina da arkadaşlar aslında şu an piyasada ilaç sonrası kullanılabilecek en iyi aslında takviye doğal ürün. Biliyorsunuz rekanina'yı da tanıtmıştım ben size. Hangi amaçlarla kullanıldığını çok teferruatlı anlatmıştım. Çok bir problem yok. Gayet yani şu an iyi durumlar. Arkadaşlar yoğurt suyu, kefir, biliyorsunuz maya, probiyotiği alternatif olarak kullanılabilecek şeyler. Onları da tavsiye ederim. Yani şöyle tavsiye ederim. Kullanmam ama kullanmak isteyen arkadaşlar kullanabilirler. Onda ölçek olarak arkadaşlar 100 mililitre suya kefirde arkadaşlar 1 mililitre kefir koyuyorsunuz. Yani onda bir %1 oranında. Yani 100 mililitre suya 1 mililitre kefir koyuyorsunuz. 3 mililitre yoğurt suyu. Yoğurt suyu biraz daha şeffaf olduğu için, yani daha çok seyreltik olduğu için onu 2 veya 3 mililitre katabilirsiniz. İkisi de probiyotiktir arkadaşlar. Kuşlarınıza faydalı olabilir. Ben kullanmadım. Daha çok kuş probiyotiği kullanıyorum ben. Mayayı da arkadaşlar 4 kafese çeyrek çay kaşığı katmak yeterlidir diye tahmin ediyorum. Şimdi çok fazla katmayın mayayı. Kuru maya tabi biliyorsunuz, yaş maya olmayacak. Kuru mayayı yani çeyrek çay kaşığını 500 mililitre, yarım litre suya karıştırabilirsiniz. Onu da o şekilde özet geçtikten sonra şöyle kuşlarımızın salmasını hazırlayacağım ben şimdi videodan sonra. Şu şekilde bunların mamalıklarını falan ayarlayacağız, sulfonu ayarlayacağız. Tabii yavaş yavaş artık 5 günümüz kaldı. Arkadaşlar hasta kuşlarımızın, karantinadaki kuşlarımız bu şekilde. Şöyle göstereyim son durumları. Dışkılarda arkadaşlar bu irin girizimizin dışkılarında yem, sindirmemiş yem vardı. Artık bugün itibariyle hiçbir dışkısında yok. 10 günlük tedavi sonunda kuşumuz sağlığına kavuştu çok şükür. Bu kuşumuzda çok hafif bir tüy kabartması var. O da sanırım üşüdüğü için düşünüyorum. Üşümüş olabilir çünkü Ankara birkaç gündür havalar serin gidiyor arkadaşlar. Bayram boyunca Ankara serindi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi. Arkadaşlar yavaş yavaş ayak atmalar başladı. Yani hadi bakalım. Bunları da izleyeceğiz bakalım inşallah. Bu kuşumuz bayağı hareketlere hızlandı. Güzel. Yani ondan memnunuz. İnşallah bu kuşlar çok güzel bakıcı bir kuş. Bunun evliliğini biliyorum. Yetiştirdiği yavrular da biliyorum arkadaşlar. Bunlar nereye gitmişler? Kaçaklar. Evet. Buradalar. Bunlar da yavaş yavaş tüyden çıkıyorlar arkadaşlar. Şimdi yulafı da yiyince 2-3 güne toparlar bunlar da. Bir hafta sonra da bu kuyruklar falan tamamlanır inşallah. Öyle ümit ediyorum. Bakın yani tüydeki kuşların durumu bu arkadaşlar. Bakın yani kafesin içerisinde vesaire tüy değişimi bu şekilde oluyor. Evet. Bakalım size çok kısa acaba gösterebilecek miyim yavruları? Yavrular burada arkadaşlar şu şekilde. Karşıdaki kuşumuz, büyük olan yavrumuz. Bayağı tüylendiler. İnşallah söz verdik. Yuva açılışında yarınki videoda yapacağız arkadaşlar. İnşallah hem daha da böyle güzel tüylenirler. Biraz fark oluşur. Yarınki videomuzda da inşallah güzel bir seyir zevki, yüksek bir videomuz olur arkadaşlar. Bu kuşlarımıza da bazen güneşe koyuyorum. Şöyle 2-3 gün, 2-3 dakika güneş banyosu yaptırıyorum bunlara da. Güzel olur. D vitamini alsınlar. Bağışıkları kuvvetlensin arkadaşlar. Bayağı antibiyotik yani ilaç kullandılar. İnşallah daha iyi, hızlı toparlayacaklarını düşünüyorum. Kuşumuz da bu arada tüye girdi. Hem hastalık hem tüy. Bayağı kuş yıprandı arkadaşlar. Yani zor bir durum gerçekten. Hem hastalıkla uğraşmak hem de tüy değişimiyle uğraşmak. Bu da gördüğünüz gibi kafesin diplerine tüylerini dökmüş. Arkadaşlar bu kuşlarda da şimdi böyle problemler başladı. Dişimiz stresten artık nedir yani, yavru tek başına yavru baktığından mıdır? Böyle akıllı yemli dibine yemi doldurmaya alıştı. Onu da bir şekilde çözeceğiz bakalım inşallah. İki mamalık şu şekilde iki mamalık mama tüketiyor arkadaşlar. Mamaya da bayıldı. Arkadaşlar ne yapın edin, benim tavsiyem internetten mi buluyorsunuz nedir? Bu aldığım mamanın gri paketi arkadaşlar. Yani gönül rahatla alabilirsiniz. Benim şu ana kadar kuşlarımın en güzel yediği mama arkadaşlar. Yani bunu ben kalıbımı ortaya basarım artık. Yani çok bayıldım maşallah. Kuşlar hiç hayır demiyor. Verdiğim zaman biliyorsunuz benim perşembe günü mama günüm
Perşembe günü siz bunu, bu videoyu perşembe günü sabahtan izleyeceksiniz. Ben şu an çarşamba günü akşam çekiyorum. Perşembe günü inşallah yani yarın tekrar video çekersem arkadaşlar cuma günü yayınlamış olacağım. Mamaları, mama yiyişlerini gösteririm size. Yani kuşlar bayıla bayıla yiyorlar yani mamayı. Hiç hayır demiyorlar maşallah. Bu da iyi olacak inşallah arkadaşlar. Daha iyi olacak. Dua edin inşallah kuşumuza. Nazarı değmiş olabilir. Bu güzel bir erkek. Bayağı bakıcı da bir erkek aynı zamanda. İnşallah bakalım. Herkesin sağlıklı kuşları olsun arkadaşlar. Hiç kimsenin kuşunda tabii ki de gözümüz yok. Herkes sağlıklı üretimler yapsın. Bol üretimler alsın. Biz de tabii bunun birazında faydalı olabilirsek ne mutlu bana. Benim amacım, tek gayem budur. Bunun başka bir amacım, niyetim yoktur arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda bu kadar olsun. Bayağı da olmuş. Yani uzun, bayağı uzun bir video oldu. Dediğimiz gibi arkadaşlar şöyle küçük bir alışveriş yaptım. Onu da sizle paylaşmak istedim. Yavaş yavaş ben artık kuşların, yavru kuşlarımızın salmasını hazırlayacağım şu şekilde. Yani yavru kuşlara yeme düşürmeyi göstereceğiz. Onu çok teferruatlı anlatacağım inşallah. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı üretimler arkadaşlar.